MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında konuşuyor. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan 3 ayların sonuncusu 11 ayın sultanıdır. Bir kez daha müşerref olduğumuz bu kutlu ay inananlar için bereket ve bolluk vahası, sabır, merhamet, hoşgörü ve paylaşma vadisidir. Aynı zamanda ve daha önemlisi doğru yolun, hak ile batılın birbirinden ayırmanın açık ve parlak bir delili olan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği aydır. Ramazan münasebetiyle cennetin kapıları ardına kadar açılırken, cehennemin kapıları kilitlenip şeytanlar zincire vurulmaktadır. İnsanlığın maruz ve mahkum kaldığı belaların dallanıp budaklandığı bir dönemde nefis terbiyesine, kalp temizliğine, vicdan tefekkürüne, huzur tecellisine çok ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaç hali her geçen gün daha da şiddetlenmektedir. Maalesef insanlık tehlikeli bir girdabın ortasında, çözümü gittikçe karmaşıklaşan girift bir bulmacanın odak noktasındadır. Bir yanda süregelen kanlı çatışmalar, sonuçsuz çekişmeler, iç savaşlar, hakimiyet kavgaları, istikrarsız coğrafyalar, kutuplaşmış ülkeler, ekonomik zorluklar ve zulüm ve adaletsizliklerin karanlık yüzü varken, diğer yanda gözle görülemeyecek kadar küçük ama tahribat ve yıkımı devasa büyüklükte olan bir virüsün insanlığa meydan okuyuşu söz konusudur. Açlık, yokluk, yoksulluk, yolsuzluk, terör kıtalara ambargo koyarken ilkel dürtüler, ilkesiz yönetimler, iradesiz yöneticiler, itibarsız zihniyetler ne yazık ki beşeriyetin susadığı barış, refah ve huzur ufkunu perdelemektedirler. İşte böylesi bir süreçte COVID-19 hastalığı insanlığa musallat olmuş, hayatın normal akışını temelinden hem de kaygı verici ölçüde bozmuştur. Elbette her şey Allah'tandır. Derdi veren Allah, inanıyoruz ki şifayı da bahşedecektir. Her zorluğun içinde bir kolaylığın olacağını unutmadan önce tedbiri sonra da tevekkülü rehber edinmeliyiz. Ramazan ayında sağduyu ve sükunet içinde orucumuzu tutup ibadetimizi yaparken manevi muhasebeyi, insanlığın hal ve gidişatını mutlaka gözden ve gönülden geçirmemiz zaruridir. Bu mübarek ayda kendimize dönerek, sevdiklerimize daha çok yönelerek, akıp giden hayatın biraz olsun hızını keserek, virüsün yayılmasını engelleyebilir, bayramı aslına uygun olarak karşılayabiliriz. Vuslat için sabretmeliyiz, biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Maske, mesafe ve temizlik şartlarına riayet kadar Ramazan ayı boyunca uygulanması artık kaçınılmaz olan diğer kısıtlayıcı tedbirlerle bayramı ve mütakip dönemleri tıpkı eski günlerde olduğu gibi kucaklayabiliriz. Dar gelirli vatandaşlarımızı gözeterek, esnafımızın, çiftçimizin, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin talep ve hassasiyetlerini mümkün mertebe dikkat alarak bugünkü darboğazdan çıkabiliriz. COVID-19'un tasallutundan kurtulabilmek için seferberlik içinde hareket etmeliyiz. İnsan ve toplum sağlığının muhafazası, ayrıca COVID-19'la mücadelenin başarıya ulaşabilmesi için hayati nitelikli kurallara mutlaka uymalıyız.
dayanışmanın, duyarlılığın, empatinin, yardımlaşmanın güzelliklerini hep birlikte göstermeliyiz. Biz öylesine büyük bir medeniyetin, öylesine kutlu bir tarih ve kültür zenginliğinin varisleriyiz ki, felaketin kayalıklardan fidan fidan serpilen, ağır sorunların çorak bağrında filiz filiz yeşeren birlik ve kardeşlik bahçemizde el ele tutuşmasını çok şükür biliriz. Bu sayede mazlumların göz pınarlarından süzülen yaşları sileriz. Küçücük yavruların soğuktan titreyen ellerinden tutarız. Gariplerin ümidi, çare arayanların sesi, darda kalanların nefesi oluruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz, asil ve soylu bir milletin sevdalılarıyız. Diyor ya şair, Müslüman yürekler bilirim daha, kızdı mı cehennem kesilir, sevdi mi cennet. Eller bilirim haşin hoyrat mert, alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırıştığı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Cenab-ı Allah'tan niyazım bu mübarek ay hatırına, Covid-19 illetinden Türk milletini ve tüm insanlığı esirgeyip bağışlamasıdır. Ramazanımız mübarek olsun, dua ve ibadetlerimiz kabul olsun, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Muhterem milletvekilleri, terörle mücadele kararlılık ve kahramanlıkla sürdürülmektedir. Ocak ayında başlatılan Eren operasyonları başarıyla ve yüksek bir moralle icra edilmektedir. PKK'nın kış aylarında yuvalandığı alanlar birer birer temizlenmektedir. Yaklaşık 2 haftalık bir zaman aralığında bölücü örgütün üst kademe yöneticilerinin içinde yer aldığı 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şırnak, Besler, Dereler, Domuzdağı bölgesinde hainler takibi alınarak mağaraları ve saklandıkları barınakları tespit edilmiş, ardından da isabetle vurulmuştur. İkisi kırmızı, üçü de turuncu listede bulunan PKK'nın elebaşları, ihanetlerinin bedelini canlarıyla ödemişlerdir. Karların yavaş yavaş erimesi ve baharın gelişiyle birlikte saklandıkları deliklerden fareler gibi çıkmaya başlayan teröristler, hamdolsun Türk milletinin gücünü, Türk devletinin kudretini bir kez daha görmüşlerdir. Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. Onlar yıkacak, biz yapacağız. Onlar saklanacak, biz bulacağız. Nitekim şehitlerimizin hesabını sonuna kadar soracağız. Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir. PKK can çekişmekte, acı içinde çırpınmakta, her yerinden dağılmaktadır. Bu kanlı ve hain şebeke çocuklardan bile terörist devşirecek kadar alçaktır, şerefsizdir. Bunlardan birisi olan Hamza Adıyaman, Hakkari Kırıkdağ köyündeki okulundan kaçırıldığında henüz 8 yaşındaydı. Ailesi gözyaşı dökerek yıllardır evlatlarının yolunu gözlemişti. Önce zap suyuna düşüp boğulduğunu söylediler. Ancak Hamza Adıyaman'ın Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK kampına kaçırıldığı fotoğraflarla ortaya çıktı. Küçük bir çocuğun eline silah verilmiş, ölmeye ve öldürmeye programlanmıştı. Şu rezalete bakınız ki HDP'li bir kadın milletvekili de PKK'yı arkalamış, Hamza Adıyaman'ın ailesini suçlayarak aynen şunları söylemiştir. Zap suyuna düştü ve ailesi para karşılığında HDP il binası önünde oturtuluyor. Bu terörist kadının ruhu kirlenmiş, vicdanı lekelenmiş, iradesi rehin alınmıştır.
ve mecliste bekleyen fezlekesinin derhal işleme alınması hayat memat konusudur. Hamza Adıyaman zapt suyunda değil, PKK'nın ihanet kampındadır. Gerçekleri saklayan, çocukların dağa ve kamplara silah zoruyla kaçırılmasını çarpıtan kim varsa, dilerim ki bir gün kendilerini zapt suyunun dibinde bulurlar. HDP ile ittifak kuranlar aynı zamanda çocuklarımızın düşmanıdır. Terörist Demirtaş'a siyasi maksatlarla müşfik ve müsbet yaklaşanlar çocuklarımızın, kadınlarımızın, güvenlik güçlerimizin hülasa Türk milletinin karşısında oluşmuş zillet cephesidir. HDP'ye müsamaha ve merhamet, analara hakaret, babalara hiyanettir. 3 Eylül 2019'dan itibaren Diyarbakır'da başlayan, ardından Van'a ve Hakkari'ye kadar uzanan haklı eylemlerle HDP il binalarının önünde evlatlarının peşine düşen katillerden ve işbirlikçilerinden çocuklarını isteyen muhterem anaları selamlıyorum. Anaların yüreklerinde patlayan volkanın, gittikçe yaygınlaşan infial lavlarının hainleri ve destekçilerini perişan edeceğine inanıyorum. Diğer taraftan 7 Nisan'da Zeytin Dalı Hareket Bölgesi'nde PKK-YPG terör örgütünün kanlı saldırısında kahraman uzman çavuşlarımız Ahmet Akdal ile Gökhan Çakır, 9 Nisan'da Eru ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada ise kahraman uzman çavuşumuz Erkan Erdem şehit oldular. Geçen hafta bir başka acı haber de Konya'dan geldi. Türk Yıldızları'na ait eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucunda pilot yüzbaşı Burak Gençcelep şehit düştü. Afrin şehidi Gökhan Çakır evladımızın saygıdeğer babası Hasan Çakır'ın hayranlık uyandıran şu sözleri aziz milletimizin ruh kökünün tıpkısının aynısının özetidir. Şehit babası diyor ki, Allah devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, şehitler ölmez. Bugün bir tane Gökhan gitti ama bu sabaha kadar 1000 tane Gökhan gelecek. O kanı yerde bırakılmayacaktır. Eruh kırsalında şehadet şerbetinden içen Erkan Erdem evladımızın elleri öpülesi annesi Hatice Erdem yaktığı ağıtla hepimizi yüzüne boğmuş ve şöyle seslenmiştir. Vatan sağ olsun, karlı dağları aştı da Türk bayraklarıyla geldin kuzum. Bu inanç bizde varken, bu dirayet bize hakimken, bu vatan ve millet sevgisi bizimle bütünleşmişken, Türk milletini bölmeye, Türk devletini yıkmaya, Türk bayrağını indirmeye, Türk vatanını parçalamaya hiçbir zalimin, hiçbir zilletin, hiçbir muasım ülkenin gücü yetmeyecektir. Bir ölürsek 1000 diriliriz. Bir gidersek 1000 geliriz. Ancak milli varlığımız üzerinde operasyon yapmayı hedefleyen emperyalistleri ve uşaklarını asla affetmeyiz. İstiklal deriz, ihanete ok gibi saplanırız. İstikbal deriz, tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi işgale yeltenenleri doğduklarına, doğacaklarına bin pişman ederiz. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı bir ömür temennisiyle hürmetlerimi sunuyorum. Şehitlerin kanı yerde kalmayacak, emanetleri çiğnetilmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti dünya durdukça var olacaktır. Değerli milletvekilleri, milli şahsiyetleri ihmal etmek, tarihin çağrılarına kulak tıkayıp dünün tecrübelerini yok saymak
bir milleti mekanda köksüz, zamanda öksüz bırakacaktır. Bu nedenle tarihimizin herhangi bir döneminde milletimize ve devletimize hizmetleri geçmiş muhterem ve müstesna isimleri saygıyla ve şükranla hatırlamak hepimizin boyun borcudur. İtikadımıza göre ahde vefa imandandır. Milli ve tarihi şahsiyetlerimizin doğru anlaşılması, doğru tanınması, doğru tanıtılması geleceğe ışık tutacaktır. Rahmetle yad ettiğimiz merhum Fevzi Çakmak, her ne hikmetse adına ve şanına yakışır şekilde konuşulmamaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümetinde milli müdafaa vekili, Ocak 1921'den itibaren de ilk icra vekilleri heyeti reisi olan Fevzi Paşa, 1924'ten 1944'e kadar Genelkurmay Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Cumhuriyet döneminde Atatürk, orduyu teslim ettiği Fevzi Paşa'ya büyük bir güven duymuştur. Bu güvenin gerçek sebebi de onun askerliğe sevdayla bağlılığı, askerin siyasete karışmasına karşı oluşu, yanı sıra meşru hükümete sadakat ve itaatidir. Milli ve manevi değerlerle dolup taşan Mareşal Fevzi Çakmak'ın devlet ve siyaset hayatında saygın bir yeri vardır. Merhum İnönü'nün Cumhurbaşkanı seçilmesinde tarihi bir rolü olduğu herkesin ortak kanaatidir. Fevzi Paşa'nın askerlikle siyasetin ayrı tutulması, konusundaki tartışılmaz hassasiyeti, onun demokrasi ve milli iradeye saygısının bir göstergesidir. Önce Demokrat Parti listesinden bağımsız milletvekili oluşu, sonra da Millet Partisi'ne katılarak demokrasi mücadelesini sürdürmesi her anlamda takdire şayandır. 1944 yılının Eylül ayında kendisiyle yapılan bir röportajda milletin hürriyetleriyle Kuvayi Milliye ruhu arasında ilişki kurması bir bakıma milli ve ahlaki duruşu teyit etmiştir. Fevzi Paşa 10 Nisan 1950'de hayata gözlerini yummuş, fakat dönemin hükümeti yas ilan etmeyerek devlet radyosunda cenaze günü şarkıları, türküleri, eğlence programları yayınlayarak vefasızlığı ve vicdansızlığı resmileştirmiş, tescillemiştir. Allah'tan rahmet niyaz ettiğimiz Mareşal Fevzi Çakmak Paşa her zaman kalbimizdedir. 1948'de kurulan Millet Partisi'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi kökü siyaset kaynağıdır. Fevzi Paşa'yı bilmeyenlerin kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi özümsemeleri, hakkını teslim etmeleri oldukça zordur. Türk Silahlı Kuvvetleri millet ordusudur, kanun ordusudur, kahramanlık onurudur. Ülkesine ve vatanına bedeli ne olursa olsun aşkla hizmet etmekte, fedakarlıkla sınır tanımamaktadır. Bazı müflis ve müfsit ve müşteri zihniyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerini karalaması, töhmet altında bırakması planlı bir tertip, adi bir tuzaktır. Demokrasi muhaliflerinin kahraman ordumuzu günlük siyasi tartışmalarının içine çekmek gayreti suçluluk psikolojisidir. Merhum Fevzi Çakmak Paşa Batı Rumeli'yi Nasıl Kaybettik isimli kitabında bakın ne demişti. Bir millet birlik olmazsa oluşturacağı ordunun moral gücü zayıflar. Milletlerin ve devletlerin yenilgelerinin sebepleri iç zayıflıklarında aranmalıdır. Aynı görüşteyiz, aynı çizgideyiz, aynı fikirdeyiz. Milli birlik ve beraberlik şuurunu bozmayı hedefleyenler,
Aynı zamanda Türkiye'mizin dört bir tarafta sürdürdüğü beka mücadelesini dinamitlemek isteyen mihraklardır. Demokrasi ve milli irade üzerinde oynanan oyunun ana gayesi iç huzur ve barış ortamını baltalamaktır. 104 emekli amiralın hazırlayıp 4 Nisan gece yarısı servis ettiği darbe bildirisini haklı çıkarmaya, makul göstermeye, ifade ve düşünce özgürlüğü kisvesiyle maskelemeye çalışanlar milli iradeye içten içe tahammülsüz olan vesayetçi çevrelerdir. Konu artık yargıdadır. Bu bildirinin arkasında duranların kimler olduğu, neyin amaçlandığı elbette bağımsız ve tarafsız mahkemeler eliyle vuzuğa kavuşturulacaktır. 4 Nisan bildirisine imza atmayan ancak imza sürecinde açılan WhatsApp grubuna üye olan emekli bir amiral hazırlanan metnin yayınlanmasından önce değiştirildiği iddiasını dile getirmiştir. Madem öyleydi, 104 kişiden birisi çıkıp da bu bildiriyi niçin inkar edemedi? İmza attığım bu metin bu değildir itirazını niye yapamadı? Emekli amirallerin iradesinin ifade edildiğini ileri sürenler bize göre boşa konuşuyor, boşa uğraşıyor. Çünkü her şey gün gibi ortadadır. Eğer bildirinin son hali İP'in yönetiminde bulunan ve ilk imzacı olan Ergün Mengi tarafından hazırlanmışsa bunun izahını yapması gerekenler şüphesiz bellidir ve milletimiz açıklama beklemektedir. CHP Genel Başkanı emekli olmuş amiraller dünyanın neresinde darbe yapabilir sorusunu pişkinlikle sorabilmiştir. Anlaşılan Kılıçdaroğlu cehaletinin ve cüretinin kurbanı olmaktan herhangi bir rahatsızlık duymamıştır. Talat Aydemir'in 20 Mayıs 1963 tarihindeki ikinci darbe teşebbüsü esnasında sadece emekli bir albay olduğunu Kılıçdaroğlu dışında bilmeyen var mıdır? Tarihine yüz çevirmiş, üstelik devri iktidarında vuku bulmuş bir kalkışmadan haberi bile olmayan CHP Genel Başkanı'na milletimiz nasıl güvenecek, nasıl inanacak, nasıl itibar edecektir? Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laşkalaşmıştır. Sıkıştıkça denge ve kontrolünü kaybetmektedir. İleri derecede su kaynatmaktadır. Katıldığı bir televizyon programında yoldaşı İP başkanını ters köşeye yatırıp ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum sözleriyle niyetini açık etmesi, bununla da kalmayarak kazanacağından şüphe duyulmaması gerektiğini söylemesi, zamanlama itibariyle üzerinde durulması gereken bir beyanattır. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletimizin huzuruna çıksın. Ben de varım desin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun. Kılıçdaroğlu geçen haftaki grup toplantısında milliyetçilikle ilgili kuru sıkı atmış, işkembeden sallamış. Bilmiyor ki
loş lakırtı karın doyurmaz. Kuru gayret çarık eskitir. Diliyle omuzunu kaşıyan CHP Genel Başkanı yayladaki yağurda mantı kesiyor, sudaki balığa soğan doğuruyor. Demem o ki hayal peşinde koşup duruyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu, milliyetçiliğin ne olduğunu bana da dünyaya da gösterecekmiş. Sayın Kılıçdaroğlu, çapına çaputuna milliyetçilik senin ne haline? Bu tuhaf ki, ne tuhaf ki, aksayanla aksırıyorsun, suya gidenle susuyorsun, sofra gördün mü açım diyorsun. Şunu aklından çıkarma ki, alçacık eşek binmeye kolaydır. Yünlüce koyun yolmaya kolaydır. Senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymaktır. Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu, gel onu sen benim külahıma anlat. Bu şahsın az evvel katıldığı bir televizyon programında bahsetmiştim. Burada kendisine yönetilen LKBT Türk aile yapısını bozuyor mu sorusuna hayır ilgisi yok, niye aile yapısını bozsun diyen birisinin ne milliyetçiliği ağzına almaya, ne manevi değerlerden söz etmeye, ne de adamım diye ortalıkta dolaşmaya hakkı vardır. Kendisine tavsiyemiz, milletimize gölge etmesin. Nifak saçan diline hakim olsun. Gökkuşağı renklerine bürünerek eylemine ve işine baksın. Bizden de uzak kalsın. CHP Genel Başkanı'nın ucuz ve uçuk üslubunun aynısı İP'in başkanında da mevcuttur. Bu zavallı devamlı surette bize küçük ortak diyor. Sanıyorum tedavisi imkansız bir kompleksin içinde bocalıyor. 104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra yaş tahtaya bastığını anlayınca durumu kurtarmaya çalışan, arkasından da bize sataşan bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Bir televizyonda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenip 104 emekli amirali kastederek bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkum ettirmeyin açıklamasında bulunmuştur. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu inancındayız. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz. Ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı hiç kimseye nasip etmesin. Değerli arkadaşlarım, Rusya ile Ukrayna arasındaki sertlik tonu yüksek sürtüşmeler sıcaklığını korumaktadır. Bizim nazarımızda kuzeyimizde yaşanacak çatışmalar ülkemizin ve Karadeniz'in güvenliğini riske atacaktır. Bu iki ülke arasında aklı selimin öne çıkmasını samimiyetle temenni ediyoruz. Ukrayna'nın toprak ve siyasi bütünlüğüne saygı esas olmalıdır. Barış ve huzur denizi olan Karadeniz'in yeni ve şiddetli egemenya mücadelelerine sahne olmaması hem çağrımız hem de beklentimizdir. Moskova yönetiminin Ukrayna'daki Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesine askeri müdahale seçeneğinin masada olduğunu ifade etmesi, ABD'nin iki savaş gemisini 21 gün süreyle Karadeniz'e göndermesi milli güvenliğimiz açısından endişe verici gelişmelerdir. Sayın Erdoğan'ın 9 Nisan'da
Putin ile telefon diplomasisi, bölgesel gerilimin düşürülmesi çerçevesinde ciddi bir adımdır. Ukrayna Devlet Başkanı'nın 10 Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın soğukkanlı, tutarlı ve gerçekçi yaklaşımı krizin yatışması konusunda bir umut uyandırmıştır. ABD Dışişleri Bakanı'nın Rusya'yı Ukrayna'ya, Çin'i de Tayvan'a askeri operasyon yapma hususunda uyarısı gelişmelerin seyrini değiştirecek boyutta değildir. Kırım'ın ilhakı henüz kanayan bir yaradır ve ağır sonuçları itibariyle hala müessirdir. Bölgesel çatışmadan kaçınmak, diplomasinin diliyle ve imkanlarıyla hareket edip uzlaşma kanalları açmak muhatap her ülkenin çıkarınadır. Siyaset bir strateji, bir taktik, bir hesap, bir mantık, bir güç, toplama ve bunu yönetme sanatı ise bu sanatın incelikleri her saha ve zeminde kullanılmalıdır. Kafkaslardaki bir bunalım diğer coğrafyalara da sıçrayacaktır. Mesela bunun en başta yansımasını Suriye'de görmek mümkündür. Türkiye kuzeyinde de güneyinde de adı konulmamış kuşatma altındadır. İşte böylesi bir dönemde sağlam bir milli duruş, sarsılmaz nitelikli birlik ve dayanışma ruhu her insanımız, her siyasi parti için vatan görevidir. 12 Nisan'da Yunan Hava Kuvvetleri öncülüğünde başlayan ABD, Kanada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, İsrail, Slovenya, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla gerçekleştirilen askeri tatbikat dikkatle takip edilmelidir. Ukrayna ve Rusya arasındaki kutuplaşma derinleşirken, hatta bunu tahrik eden küresel güçler biliniyorken, eş zamanlı olarak Yunanistan'ın dolduruşa getirilip provoka edilmesi ateşle oynamaktır. Yunanistan'ın sanal medya okumaları, tahrik edici siyasi manevra ve tatbikatları sabrımızı zorlamaktadır. Ne yazık ki dost ve müttefik olarak bilinen ülkeler bu kumpasın içindedir. Hava, kara ve deniz sınırlarını ihlal eden, söz konusu tatbikatla süreci kızıştıran Yunanistan'ın arka planındaki akıl hocası kaos oynamaktadır. Bunlar yanlıştır, rüzgar eken fırtına biçmeye mecburdur. Türkiye olarak devleti ebed müddet, milleti ebed müddet, nizam-ı alem ve ilahi kelimatullah irade ve kararlılığından kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Bu ilkelerimizi ve ülkülerimizi çağın esaslarına göre yorumlayıp vatanımızı zulmete karşı korkusuzca savunacağız. Geri adım atan, vazgeçip kaçan, korkup boyun eğen namerttir. Büyük Türkiye vizyonumuzun takipçisiyiz. Türk milletinin egemenlik kazanımları, istiklal ve istikbal hakları her mülazanın önünde ve üstündedir. Akdeniz ve Karadeniz'de cepheleşmeler tırmanırken Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı'nın geçtiğimiz haftaki Ankara ziyaretleri sanal ve sahte bir koltuk krizi bahanesiyle gölgelenmiştir. Avrupa Birliği'nin bu iki temsilcisinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaretler esnasında Konsey Başkanı'nın tekli koltukta komisyon başkanının da kanepede oturması günlerce Avrupa basınında tartışılmış, ön yargılı kesimler tarafından ülkemiz haksızca eleştirilmiştir. Halbuki Avrupa Birliği protokol birimleri arasındaki koordinasyonu, susuzluk ve iletişim kazaları böylesi bir tabloyu ortaya çıkarmıştır. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'na, Cumhurbaşkanı Komisyon Başkanı'na da
başbakan protokolü uygulandığı bilinmektedir. Kimin nerede ve nasıl oturacağı belliyken konuyu istismar eden zihniyetler hem kel hem fodul, hem suçlu hem de maksatlıdır. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı kanepe krizinden sonra susmuş, ilerleyen günlerde söz konusu krizden kendi ekibinin sorumlu olduğunu itiraf etmiştir. Bir başka açıklamasında da bundan dolayı uykusuz geceler geçirdiğini söylemiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Biz oturacağımız yeri de biliriz, buyur edip oturtacağımız yeri de biliriz. Bu koltuk meselesinden nem kapan, estirilen, yalan rüzgarına kanan İtalya'nın acemi ve çaylak başbakanı Sayın Cumhurbaşkanı'na diktatör iftirası atmıştır. İPİM başkanı da İtalya başbakanının posta koyduğunu çok kaba, nezaketsiz ve argo bir üslupla ifade etmiştir. Diktatör suçlaması posta koymak değil, küstah ve kindar bir bühtandır. Diktatör arayan kendi geçmişine bakmalıdır. Çok şükür bizden Duce çıkmadı, Führer çıkmadı, Firavun çıkmadı, Franco çıkmadı, Salazar çıkmadı, ülkemizde Nazi kalıntıları ve kara gömlekler görülmedi. İPİM başkanı posta koymaya meraklıysa gitsin HDP'yi hedef alsın, gitsin PKK'ya ve FETÖ'ye tek bir laf etsin. İtalya başbakanı çizmeyi aşmakla kalmamış, gizli Mussolini hayranlığı yakasını ele vermiş. Bir diğer tartışılması gereken konu da Berlin merkezli Bilim ve Politika Vakfı'nın hazırladığı araştırma raporudur. Bu rapor, bu vakıf icazetlidir, ipoteklidir, iradesi çalınmıştır. Türkiye'nin 2,5 yıl sonra Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, kurumlara ve politikaya genel bir bakış başlıklı sözde araştırma raporu sinsi ve sipariş bir çalışmadır. Mezkur araştırmanın tercümesini yaparak değerlendirdik ve baştan ayağa yalan yanlış iddialarla dolu olduğunu mütalaa ettik. Türk'ün yeni hükümet sisteminden neye ve hangi amaçlara hizmet ettiği az çok belli olan bir Alman vakfının bu kadar rahatsızlığı, bu denli memnuniyetsizliği milletimizin tarihi ve muhteşem bir tercihte bulunduğunu ispatlamıştır. Alman Sol Partisi'nin Türkiye ve MHP husumetinden sonra bu ülkedeki bir vakfın da partimizi yeni hükümet sistemini ve Cumhur İttifakı'nı karalamaya yarışı husumetle karılmış bir senaryoya delalettir. Diyorlar ki tarikatlara mensup aşırı muhafazakarlarla MHP üyeleri yeni boşalan bürokratik mevkileri işgal ediyormuş. Özellikle polis ve istihbarat kadroları MHP'ye açılmış. Ayrıca yeni hükümet sistemi çürümeye yol açmış. Bu Alman Vakfı'nın bildiği ne varsa, belirlediği neler bulunuyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'ne bildirmezse, hükümetimize ulaştırmazsa, dünyanın en müfteri, en melanet vakfı olacağını buradan ilan ediyorum. Muhterem milletvekilleri, Türkçe konuşan ülkeler olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye arasında Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ilişkiler daha da yoğunlaşmıştır. 1992 yılında başlayan Türkçe konuşan devletler, devlet başkanları zirveleri sonucunda belirginleşen siyasi iradeyle çok sayıda ortak kuruluş inşa edilmiş, bugüne kadar ilişkiler ve işbirlikleri aşama aşama geliştirilmiştir. Özellikle 30-31 Ekim 1992 yılında Ankara'da gerçekleşen ilk zirveye Türk Cumhuriyetler arasında
ikili ve çok taraflı işbirliğini güçlendirme arayışı damga vurmuştur. 2000'li yıllardaki zirve toplantıları ise diyalogları temellendirmiştir. Zirveler süreciyle başlayan ilişkiler, Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin kuruluşuna kadar kökleşerek devam etmiştir. Kafkasların ip gibi gerildiği bir dönemde Türk dili konuşan ülkeler işbirliği konseyinin Türk konseyi olarak isimlendirilmesi ve İstanbul'da yer tahsisi yapılması bizleri bahtiyar etmiştir. Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak suretiyle Türk dili konuşan ülkeler arasındaki çok taraflı işbirliğinin genişletilmesi esas alan Türk Konseyi bize göre muazzam bir gelişmedir. Türk Konseyi devlet başkanları olağanüstü toplantısı da 10 Nisan 2020 tarihinde video konferans vasıtasıyla yapılmıştır. Bugüne kadar düzenlenen zirve toplantılarında Türk milletinin birlik ruhu cihana gösterilmiştir. Önümüzdeki dönemde Türk Konseyi'nin Ahlat'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde toplanması en büyük arzumuzdur. Türk Konseyi'nin tezahür etmesinde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Azerbaycan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, gözlemci ülke Macaristan'ın devlet ve hükümet başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Allah hepsinden ayrı ayrı razı olsun. Diyorum ki dilde birlik, fikirde birlik, işte birlik. Diyorum ki heveste birlik, heyecanda birlik, hedefte birlik. Diyorum ki akılda birlik, ahlakta birlik, atide birlik. Buradan Türk Konseyi'ni, Türk yurtlarını, mazlum soydaşlarımızı özlemle selamlıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene sözüyle dünyayı kavruyoruz. 300 milyonluk Türk dünyasında biz varız, biz de ayaktayız ve görmesini bilenler için dev gibi dünyanın tam kalbindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor. En iyi dileklerimi paylaşıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.